bir afet yaşadık. Bu ister bölgedeki insanlar olsun, ister orada olmasa da uzaktan olaylara şahit olan insanlar olsun, hepimizi bir şekilde etkiledi. Hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere de sabır. Bir sonraki basamakta artık psikolojik ihtiyaçlar ve psikolojik destek gündeme geliyor. Psikolojik destek kısmını belki iki türlü düşünmek gerekebilir. Bir, hali hazırda bir psikolojik destek alan, psikiyatrinin takibinde olan kişilerin bu yoğun stresle birlikte var olan şikayetleri daha artabilir, tetiklenebilir. Bir de daha önce hiç bir psikiyatrik destek alma ihtiyacı hissetmemiş kişiler bu yaşanan zorlayıcı olaylarla birlikte bir destek alma ihtiyacı hissedebilirler. İlk olay anından sonra, belki ilk bir ay, belki kişilere göre daha uzun süreler, belli tepkiler çok ruhsal olarak verdiğimiz olağan tepkiler aslında. Olayı, anını tekrar tekrar yaşama, bazı durumlardan kaçınma, sanki her an tekrar deprem oluyormuş hissini yaşama, kapalı alanlara girmekten korkma, kaçınma gibi. Ya da bir yakınını kaybeden kişinin yoğun bir mutsuzluk, hayattan keyif alamama, tekrar hayatın amacını sorgulama gibi şeyler. Aslında bu böyle bir olaydan sonra yaşadığımız olağan ve yerinde tepkiler. Yani bir hastalık, bir bozukluk belirtisi değil. Ancak süreç uzadıkça bu şikayetler geçmiyor, artıyor. Kişinin olağan hayatına dönmesine, hayatını tekrar yaşamasına engel oluyorsa burada ekstra bir psikolojik, psikiyatrik bir destek alma ihtiyacı gündeme gelebilir. Yine ayrıca hani ilk başlarda tepkiler olağan dedik ama olağan saydığımız zaman içerisinde de kişinin yine de başa çıkmakta çok zorlandığı ve olağan dışı sayabileceğimiz, hayatını devam ettirmesine engel olan bazı şikayetler ortaya çıkarsa yine bu da psikiyatrik bir desteği, psikolojik bir desteği gerektirecektir. İlk başlarda bizim yaptığımız şey o normal sınır içerisinde olan durumlarda daha çok kişi psikolojik bir destek sağlamakla alakalı. Bu anlamda bizim hastanemizde de afet zedelere hizmet vermek üzere bir afet polikliniği hizmete girdi ilk günden itibaren. Ayrıca bizim hastanemiz afet bölgesinden göçük altından çıkmış ya da başka türlü bir şekilde travmaya maruz kalmış kişilerin destek almak üzere getirildiği bir hastane. Bu servislerimizde, diğer servislerimizde yatan hastalarımızın da ihtiyaç halinde oluşturduğumuz psikososyal destek birimimizle birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk etapta yaptığımız şey dediğim gibi daha çok destek olmakla alakalı. Yani bu hem bizim açımızdan hem belki vatandaşlarımız da muhakkak etrafında kendi yakını olabilir, arkadaşları olabilir, travmaya maruz kalan kişilerle bir arada olmak durumunda olan kişiler için yani yaptığımız şey temelde belki şunu söyleyebiliriz. Kişinin acısını görmek, onu anladığımızı iddia edemeyiz. Çünkü o acı çok kişinin yaşadığı biricik bir şey, kendine ait bir şey. Ama o acıyı gördüğümüzü, onu önemsediğimizi ve ona yardımcı olmak istediğimizi gösteren bir tavır ve tutum içerisinde olmayı öneririz. Bazen yoğun strese karşı vücudun gösterdiği tepkiler aslında kendi devamlılığını sağlamakla alakalı. İşte gerçekten korkma, sanki burada değilmişim gibi işte ya da bir sinir krizi geçirmek gibi tepkiler ortaya çıkabilir. Eğer bu şekilde başa çıkmakta zorlandıkları tepkiler olursa ya da depremzedelerimizin yakınları onun psikiyatrik koşuluyla, psikolojik koşuluyla bağlantılı olarak hayatıyla ilgili bir endişe hissederlerse ya da çok yoğun uykusuzluk ve diğer semptomları başa çıkmakta zorlanacak düzeyde olduğunu hissederlerse bizim açtırmış olduğumuz ya da aslında sadece bizim hastanemizde de değil, tüm Türkiye'de psikiyatrik kliniklerini açmış olan bu
afet bölgelerinden hizmet alabilirler. Çok öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Ülkecek bu acıyı bir şekilde beraber yaşıyoruz. Psikososyal müdahale şöyle aslında, psikolojik ilk yardım, psiko eğitim, krize müdahale şeklinde servislere gidiyoruz. Servislerde kişilerle görüşüyoruz. Aslında bizim amacımız psikolojik ilk yardımda, amacımız şu, olası travmatik stresten etkilenecek tepkileri azaltmak. Yani şöyle, kişinin deprem travmasından yaşayacağı travmatik stresin düşmesini bekliyoruz ve genel işlevsellik düzeylerine ulaşmalarını bekliyoruz. Psikolojik triyaj yapmak. Psikolojik triyaj şöyle, kişinin engelli olması, dezavantajlı olması, daha önceki psikiyatrik geçmişinin olması gibi tepkileri, duyguları anlamaya çalışıyoruz. Olası travma sonrası stres bozukluğu tepkilerini azaltmak için, tanısını azaltmak için bu tür müdahalelere gerek var. Öfke, suçluluk, işte tahammülsüzlük gibi tepkileri son derece normal olduğunu, bu bir aylık süre içerisinde azalmasını beklediğimizi söylüyoruz. Eğer azalmazsa yeniden psikiyatriye başvurması gerektiğini iletiyoruz. Tabii ki bu süreçte hepimiz bir şekilde etkilendik. Kimimizin yakınları oldu orada, kimimiz bir şekilde tanıklık ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarının, aslında bakım verenlerin bir şekilde bundan etkilenmesi söz konusu olabilir. Bunun için ise rutin hayata bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Bir de şöyle oturabilir miyiz?